Platon adalet, eğitim, sağlık, yani etik unsurdan ayrı bir şekilde düşünmüyor hiçbir zaman. Şimdi başlayalım bir yandan. Ben çok hızlı bir şekilde şurada önce çok kısa olacak ama bir mağara alegorisi var. Bazılarınız belki zaten duymuştur. Çok çok kısa ondan bahsedeceğim. Bu da bir TED konuşmasından bulduğum bir animasyon, illüstrasyon. Çok hızlı üzerine anlatmaya çalışayım. Platon diyor ki, daha doğrusu Sokrates Devlet Kitabı 7. kitabında şöyle anlatıyor. Düşün ki diyor, bir grup insan sürekli bir mağarada bir duvara bakarak zincirlenmiş vaziyette duruyor. Ve bu mağaranın içinde ömürleri geçiyor. Bu Platon'un Devlet Kitabı 7. bölümünde yer alan bir, zaten buna açılış yapıyor ki eğitimle ilgili fikirler de ağırlıklı olarak burada var. Ve bu insanlar neleri izliyor? Duvara yansıyan, arkadaki ateşin önünden geçen, mağaranın efendileri diye isimlendirdiği kişilerin gölgelerini ya da nesneleri, cisimleri, mağaranın içindeki yankılanan sesleri görüyorlar ve bunların gerçek olduğunu düşünüyorlar. Çünkü hayatlarında gördükleri sadece gölgeler ve bunlar üzerine fikirler yürütüyorlar. İşte bu bir köpek olabilir, bu bir hayvan olabilir, bu bir evcil hayvan olabilir. Fakat bir gün biri arkaya bakmaya karar veriyor ve diyor ki, acaba bu mağaranın çıkışı var mı? Ve ilk çıktığında tabii ki güneşe gözlerinin, yani o kadar karanlıktan sonra o ışığa gözlerinin alışması çok zor. Buradaki yaşam karşısında büyüleniyor, incelemeye başlıyor, gölgenin ne olduğunu anlamaya çalışıyor. Daha büyük yaşam formlarıyla temas ediyor ve belki de ilk defa kendi yansımasını görüyor. Yani kendini tanıma çabasına ilk defa başlıyor. Ve anlıyor ki açıkçası güneş her şeyin, tüm yaşamın, tüm gölgelerin, tüm ışığın kaynağı. Büyük bir heyecanla geri geliyor ve arkadaşlarına bunu anlatmak istiyor. Açıkçası burada ömürlerinin geçtiğini ama gerçekliğin bu olmadığını anlatmak istiyor. Çok büyük bir heyecanla, fakat tabii ki oradaki arkadaşları uzun yıllardır bakmakta olduğu gölgeleri gerçek kabul etmeyi tercih ediyorlar. Çok da anlaşılır bir şekilde, anlaşılır bir sebeple. Çok hızlı anlattım. Çok daha güzeldir. Detaylar verir Sokrates, anlatır Platon kitabında. Hani oraya bakabilirsiniz. Neden bununla başlamak istedik? Çünkü tıpkı bu mağara mitosunda olduğu gibi Platon için eğitim bu gözün karanlıktan aydınlığa çevrilmesidir. Yani nasıl bir karanlıktan aydınlığa doğru ilk bakmak için bir bedenin dönmesi gerekiyorsa, aynı şekilde de der ki Platon, eğitim ruhun gücünü iyiye doğru çevirmesidir. İyi olana doğru. Yani, Eleanor da bahsetti. İyiden yana çevirmesidir. Çevirme değildir. Çünkü görme gücü, yani bir kişinin karakterini görme gücü zaten mevcut. Fakat eğitim nerede başlıyor? Onu iyiye, güzele ve doğruya yöneltmekle başlıyor. Çünkü az önce Karen de bahsetti. Eğitim Platon için bir araç değil, daha doğrusu araç son değil. Hani bizim bugün genelde 4 yıllık fakülteler, diplomalar, işte 3 saatlik kurslar aldığımızda bir eğitimi tamamladık. Böyle de kullanıyoruz açıkçası ama bu Platon için çok kabul edilebilir bir şey değil. Çünkü eğitim onun için olmazsa olmaz bir insanı baştan sona tekrardan inşa etmesi için kullandığımız metot açıkçası. Hani bugün böyle çok ara ara kıyaslamalar yapacağız biraz daha anlamak için. Bugün eğitim metotlarında açıkçası psikolojik kısma daha çok odaklıyız. Yani ne demek bu? Bir işin etik olması o kadar ilk etapta önemli değil. Daha az odaklı. Ama Platon için tam tersiydi. Hani eğitim bir etik odaklıdır Platon için. Pek çok metot var bugün geliştirilen. Fakat bugünkü zorluğumuz, ki Platon'un zaten etiği seçmesinin sebeplerinden biri de bu. Bugünkü zorluğumuz amaçların ya da büyük sorulara karşı yaklaşımımızın belki tedirginliği veya eksikliği. Amaç muğlaklığı var. Hani bu bilgilerin mesela en öğrenilmesi gereken bilgi hangisidir sorusunu sormaktan kaçınırız. Çünkü ilk önce hangi bilgi öğrenilmelidir gibi. İşte Platon bu sorulara cesur bir şekilde yaklaşıyor ve onun için ruhun gözünün karanlıktan aydınlığa çevirmek, tüm bu süreç, tüm bu yaşantı eğitimin ta kendisi. Şimdi devam edelim. Peki Platon'un bahsettiği eğitim içeriği ne? Mesela bugün belki daha zengin bir müfredatımız var. Yani üniversitedeki fakültelerdeki bölümlere baktığımızda inanılmaz alanlarda şeylerimiz var, fakültelerimiz var. Aklımızın hayal bile edemeyeceği. Platon için daha yalın, basit ve mesela ilk başta Devlet Kitabı'na da öyle aktarıyor. Diyor ki,
Her yerde ihtiyaç duyacağımız bilgi türü nedir? İşte hesap bilgisi, sayı bilgisi, matematik bilgisi ya da geometri, şekillerin ve katıların nasıl oluştuğunu anlayabilmek için yıldızların bilgisi, astronomi çalıştırıyor. Ve belki bugün bizim biraz eksik kaldığımız diyalektik çalıştırıyor. Ve 5 yıl boyunca diyalektik. Diyalektik yani sadece konuşma sanatı dersek çok hakkını yemiş oluruz ve yanlış yapmış oluruz. Retorikten çok daha fazladır. Diyalektik kişinin içerideki iyi unsuruna ulaşması için yaptığı bir konuşma. İç monolog da olabilir. Biriyle fiziksel bir karşılıklı sohbet de olabilir. 5 yıl boyunca da diyalektik çalışıyor. Fakat eğitimler bugün daha fazla demiştik az önce. Platon'un her zaman merkezde unutmadığı şöyle bir şey var. Tüm bu bilimler gerçeği ve iyiyi anlamaya hizmet etmeli. Yani buna yardımcı olmalı. Çünkü mesela bugün de bir eğitim konusunda karışıklığımız bir sürü müfredat var, bir sürü çeşitli konu var. Fakat şu soruyu sorduğumuzda bu bilgiler ya da bu bilimler neye hizmet ediyor ve neye yarıyor, neyi değiştiriyor? Orada karşımıza başka şeyler çıkıyor. Yani gerçeği ve iyi anlamaktan ziyade belki ekonomik sebepler çıkıyor. Belki sadece bir merak ortaya çıkıyor. Bilemeyeceğim ama Platon için bu çok net. Ne eğitim olursa olsun gerçeği ve iyi anlamaya yardımcı olduğu sürece bu eğitim kullanılabilir. Şimdi böyle baktığınızda açıkçası bunlarla sınırlı olmak zorunda değil. O zamanın şartlarında ve o zamanın kabul edilen müfredatında bu bilgiler ama arttırılabilir. Yeter ki amaç gerçeği ve iyiyi, hani o mağara alegorisinde olduğu gibi gerçeği ve iyiyi, yani mağaradan çıkıp daha yüksek bir ışık kaynağını bulmak istemeye hizmet etsin, ona yardımcı olsun. Asıl kritik konu budur Platon için. Bu yüzden de tabii mesela Yasalar kitabında da bahsediyor. Çok küçük yaştan itibaren başlatıyor. Yani çok çok pedagoji, bugün kullandığımız çocuk eğitimi kullandığımız kelime aslında Platon çok fazla bilgiye sahip bunun hakkında. Yani 3 yaşından itibaren hatta daha öncesinde şöyle bir şey rastladım ve çok şaşırdım. Bir bebeğin dönme hareketini mesela sadece bir fiziksel İşte kas kullanımı, kaslarını kullanıyor. Sadece böyle yorumlamıyor. Diyor ki bu aynı zamanda kendini sakinleştirme ve rahatlatma çabasıdır. Yani orada bir bebek hem bedenini eğitirken hem de aynı zamanda ruhunu eğitir. Buradan başlatıyor. Böyle düşünebilirsiniz. Ne kadar küçükten başlatıyor? Bu kadar küçükten başlatıyor. Şimdi dört erdemden birazcık bahsedecek olursak kısaca tabii ki az önce Mahmut Bey de bahsetti. Neden eğitimde bilgelik erdemin olması ve inşa edilmesinden bu kadar ısrarlı? Çünkü günümüzde aldığımız eğitimde, yaptığımız kararlarda, attığımız adımda bilgece karar vermek için bir bilgiye ihtiyacımız var. Bir bilgeliğe, bir kavrayışa ve anlayışa ihtiyaç var. Çok net. Yaptığımız yüzlerce, binlerce seçim arasında bilgece karar vermek için bilgelikle daha iyi ve daha güzel forma temas etmeye ihtiyaç var. Çünkü verdiğimiz kararla ilgili hayatımda pek çok yeni değişiklikler veya başlangıçlar veya yıkımlar olacak. Yiğitlik erdemi ile ilgili de şöyle bir diyaloğu vardır mesela. Der ki insan kendisinin hem efendisidir hem de kölesidir. Nasıl olur o? Yönettiği zamanlar az önce Mahmut Bey tabloda saydı. Arzulu beden, arzulu kısmı yönettiği zaman bir efendi gibi davranabilir açıkçası. Ama içinde bazen tutsak davrandığı, kendi arzularına tutsak davrandığı kısımlar da olabilir. Bunda bahsedecek Platon Devlet kitabında. Ama ondan önce ben yiğitliği anlatacağım. Ölçülülük atladım. Yiğitliği anlatmakta fayda var. Yiğitlik şöyle. Neden yiğit olunmalı? Açıkçası eğitim şunu sağlar. Der ki Platon, neden korkmamız ve neden korkmamamız gerektiği bilgisi bu yiğitlikle bilinebilir sadece. İşte bunun eğitimi verilmesi lazım. Hani meşhur bir deyişi vardır Platon'un. Çocukların karanlıktan korkması anlaşılabilir ama yetişkinlerin aydınlıktan korkması anlaşılamaz diye bir sözü vardır. İşte tam olarak bu yiğitlik meselesidir. Eğitimin hizmet etmesi gereken insan neden korkmalı ve nelerden sakınmalı? Tam bu noktada zaten içeride bir az önce insan hem kendisinin kölesi ve efendisidir benzetmesi yaparken bu arzulu beden aynı zamanda çalışıyor. Akıl çalışmaya çalışıyor. Yüreklendirici kısım çalışmaya çalışıyor. Bir ahenk ve uyum yaratma erdemi Platon işte ölçülülükle bunu kasteder. Kendimizi yönetme mümkün olmadığı sürece
bir ahenk ve uyum içeride elde edilmediği ya da en azından bunun gayretini düşünmediği sürece bir eğitimin başlaması veya tam olarak gerçekleşmesi çok mümkün değildir. Bu dört erdemi tabii ki yönetime hizmet etmesi için de Ali Onur'un bahsettiği gibi orada da vazgeçilmez ve elzem olduğunu bahseder. Ama aynı zamanda bu dört erdemin tek bir kişinin kendisini yetiştirmesi için bu dördüne de başvurması gerektiği. Çünkü hayali şöyle Platon'un. Mesela nasıl diyor ki bir göz karanlığa alışmamışsa bu bir şey gösterir. Işıklı bir yerden geliyor. Yani daha aydınlık bir yerden geliyor. Ve karanlıkta kısıyor. O zaman Platon her bir bireyin karanlığı gördüğünde fark edecek bir iç organizasyona sahip olmasını ister. Bu yüzden zaten tüm bu eğitim sistemini daha aydınlık ve daha güneşin ya da ışığın alegorik, metaforik konuşursak daha arketipin, içsel nedenin anlayan bireyler yetiştirmekle uğraşır. Tüm eğitim modeli bunun üzerine kurulmuştur. Ki zamanı geldiğinde gözümüzü kıstığımızda bir yanlış var. Ne olduğunu bilmiyorum ama bir yanlış var diyebilmek için. Bunu zaten hakimlerin yetiştirilmesinde de bahseder Platon. Ve yine bu mağara alegorisinde olduğu gibi mağaradan çıkabilmek için Platon derken hepimiz orada doğduk. Gerçekten hepimiz belli bir cehaletle doğuyoruz. Fakat bazılarımız oradan çıkabilir. Bunun için yine bu dört erdemin kendisine adalet kişinin kendi içindeki en yüksek değeri, en yüksek iyiyi araması durumudur. Bu dört tane erdeme ihtiyaç olduğundan bahseder. Şimdi birazcık belki ilişkilendirmek adına konuşmakta fayda var. Bu pedagoji kelimesinin de geldiği pedia yani eğitim diye kullandığımız. Açıkçası antik Yunan'da iki şekilde kullanılıyor. Bir tanesi öğretmek, bilgi aktarımı doğru. Bir diğeri de potansiyellerin ortaya çıkmasında bir bireyin yardımcı olmak. Bunun için gerekli sorumluluğu almak. Şimdi bu ikisi için işte eğitimdeki iki unsur, az önce Mahmut Bey'in de bahsettiği bir beden ve müzik yani ikili eğitim. Çünkü müzler işte sanatları temsil eden antik Yunan'da neden Platon bunu seçiyor? Yani neden bir formun, bedenin yönetimini, daha doğrusu eğitimini odaklanırken aynı zamanda daha müzik gibi, sanat gibi, resim gibi, tiyatro gibi daha sembolik şeyleri, daha insani olanı ortaya çıkarmak için müzleri ya da müzik dediği sadece şarkı söz değil, bir müzlerin kullanımından bahseder. Çünkü sanatla müzlerin herhangi birine temasla birlikte insani olanı anlamaya daha da yakınlaşır insan. Ya da şöyle başka bir benzetme kuralım. Ali Onur'un bir arketip, yani adaletin bir arketipten beslenmesinden bahsetti. Zaten meşhurdur Platon'un arketipler teorisi. Şöyle anlayabilmek için bu bedene, bu görünene, bu forma, bu şekile yön verebilmek için arka planda ya da içeride daha insani olan, daha görünmeyen ama çalışan, müzik gibi görünmeyen ama uyumlaştıran, tiyatro gibi. Ne olduğu tam bilinmeyen ama mesela Aristoteles'in katarsis şeyi vardır, terimi vardır. Yani bir tragedya, bir trajedi eseri öyledir ki izleyicide bir katarsis, bir aydınlanma, bir fark ettirtme yaşanır. Öyle bir yaşanır ki resmen ders alıp çıkar oradan ama büyülenir ve etkilenir. Yani adeta orada bir farkındalık uyanır. Düşünün ki tiyatronun böyle bir etkisi var. Yani her bir sanattan örnek verilebilir ama müzleri seçmesinin sebebi Platon. İşte bu arkada görünmeyen ama çalışan bir unsur var sürekli. Peki mesela bugün bu paneli yapıyoruz. Umarım ilham olur. Neye ilham olur? Mesela bugünkü eğitim modellerimizde çok fazla informasyon, bilgi odaklı bir eğitim modelimiz var. Yani mesela bilgelik erdeminde ayırt etme kapasitesi ya da seçme kapasitesini geliştirmeye çalışırken Platon, bugün daha çok böyle bir çabamız yok ve informasyon odaklı, yani bilgi odaklı. Ya da ölçülük erdeminde duyguları ve zihin arasında bir iletişim, bir uyum, içgüdüler ve akıl arasında bir uyum elde etmeye çalışırken bir kişi, bugün açıkçası yine çok böyle bir çabamız yok. Daha çok elde etmek istediğimiz şeye göre ekonomik bir kaygı varsa, eğitimin amacı ekonomikse, içgüdüler hakim olabilir. Daha stratejikse, akıl hakim olabilir gibi anlık seçimlerimiz var. Fakat Platon anlattığı eğitim modeli evrensel denebilecek nitelikte. Çünkü gerçekten bir reform
konformist. Neden? Çünkü çok açık bir şekilde diyor. Kız çocukların, erkek çocukları aynı eğitim alacaklar. Ve küçük yaştan beri her birey eğitim almalı. Çünkü birey eğitilmeli. Bir dönemsel değildir. Birey içerideki yiğitlik, içerideki cesaretin ortaya çıkabilmesi için mesela bugün daha çok belki daha rahat veya daha kolay ya da daha konformist yollar seçilebilir modern eğitim metotlarında. Ya da ekonomik kaygı seçilebilir ama bu Platon için kabul edilebilir bir şey değildir açıkçası. Son olarak da bilmiyorum sanırım sona geliyorum vakit olarak ama Platon için daha doğrusu Antik Yunan'da mükemmellik ya da en iyi formu erdemin kendisidir. Erdemle gerçek bilgiye ulaşılabilir. En doğru bilgiye. Peki o zaman der ki bu erdeme ulaşmak için üç bilgi yoluna ihtiyaç var. Bunlar nedir? Bir tanesi kişinin kendi ödevinin bilgisini gerçekleştirmesi. Yani ne demek? Kişinin kendi görevini, kendi işini, kendi sorumluluğunu, o anda yapmakta olduğu her neyse bunu en iyi şekilde nasıl ortaya koyabilirim bilgisini aramak. Bir diğeri kendini bilmesi ve kendini tanıması. Yani içerideki en iyi, güzeli ve doğruyu nasıl çıkarabilirim? Ve son olarak da zaten arketipin doğasına uygun olan iyinin doğasını bilmesi. Bunun için zaten daha çok mesela biz Sokratik metotta diyalektik çalıştırılır ama bizim daha çok modern eğitimde tercih ettiğimiz sınavlar var. Ya da sonuç odaklılık daha çok var. Fakat bu erdemlerin bu kadar kritik olmasının eğitimde kişi içeride bir ahenk, içeride bir uyum elde edemediği sürece öğrenme işlemi başlamayacak. Ve uyum içinde olmayan bir birey uyum içinde yaşayan bir toplum yaratamaz. Yani bir filozofun dediği gibi hani erdemli bireyler ancak erdemli toplumlar yaratabilir. O zaman bizim bugün eğitimimiz biraz daha entelektüel. Ama Platon'unki tam olarak bir ahlaki karakter inşa etmeye yönelik. Yani bir karakter inşasıdır. Mesela Epiktetus'un da bu konuda çok güzel bir deyişi var. Hani kime en iyi adam dersiniz diye sorduklarında şey diyor. Kendini biçimlendiren adamı, kendini inşa eden adamı en iyi adam derim, filozof derim. Bu yüzden de Platon'un bireysel ve toplumsal etik olduğu sürece, yani kişi bireysel bir etik inşa ettiğinde doğal olarak topluma yansıyacaktır. Ve bu etiğin sürdürülebilmesi için bireylerin kendi içlerinde etiği inşa etmeye ihtiyacı var. Zaten bu yüzden eğitimin tüm amacı bu. Baştan sona kadar. Bir kişiyi tekrardan iyiye, güzele doğru yönlendirebilmek. Ve böylelikle kişinin doğal olarak kendine ve aynı zamanda eş zamanlı bir şekilde topluma da fayda sağlayabilmesi açıkçası. Son olarak 2 dakika daha konuşacağım sonra susacağım. Zamanında oldu sanırım ama biz bugün daha çok modern eğitimdeki yollar daha çok genelleştiriyorum tabii ki. Bu platonik eğitim uygulayan modeller yok mudur? Elbette ki var. Var da. Daha çok mesela biraz daha sadece bilgilendiren, sadece bilgi aktarımı olamaz öğrenme süreci Platon için. Ama bugün bizim için bilgi aktarımı ki dijitalleşmeyle birlikte zaten sadece bilgi aktarımı gibi oluyor. Fakat Platon der ki karakter inşasına odaklanmayan, kişinin karakterini güçlendirmeye, büyütmeye, iyiyi çıkarmaya ve içeride ahenk ve harmoniyi yaratacak tarzda bir eğitime odaklanmayan bir eğitim açıkçası kabul edilemez Platon için. Çünkü yansıması sonra toplumsal planda olacak. Bu yüzden de hani bugün her ne kadar eğitim daha çok ekonomik kaygının gölgesinde seyretse de Platon için tam tersidir. Önce eğitim. Yansımalarından bir tanesi ekonomiye katkı olabilir ama eğitimin kendisi öncelenmediği sürece uzun vadede yıkımı daha büyük olacaktır diyebiliriz.